Merhaba arkadaşlar, uluslararası örgütler konusuyla devam edeceğiz bu videomuzda. Uluslararası örgütleri burada ikiye ayırdım, küresel ve bölgesel örgütler olmak üzere. Küresel örgütü de kendi içinde işlevlerine göre dörde ayırdık. Siyasi örgütler, askeri örgütler, ekonomik örgütler ve çevresel örgütler olarak. İlk olarak Birleşmiş Milletler'le başlayacağız. Niye kuruldu Birleşmiş Milletler? Hangi amaçla kuruldu? İkinci Dünya Savaşı'nın ardından savaşı kazanan ülkelerin önderliğinde savaş sonrası çıkabilecek anlaşmazlıkları çözmek amacıyla kuruldu. 1945'te kuruldu ve Türkiye'de kurucu üyeleri arasındadır Birleşmiş Milletler'in. Bence bu bilgiyi bilmeliyiz. Biz Birleşmiş Milletler'in kurucu üyelerinden biriyiz. Günümüzdeki üye sayısı 193. En son Birleşmiş Milletler'e üye olan ülke de Güney Sudan arkadaşlar. Birleşmiş Milletler'in ana organlarını inceleyelim şimdi. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, genel merkeziyle başlayalım. Öncelikle bu genel merkezin New York'ta olduğunu bilelim. Burası örgütün ana istişare organı ama alınan kararlar tüm devletler açısından bağlayıcı değil arkadaşlar. Birleşmiş Milletler'imizin bir de Güvenlik Konseyi var. Burada 5 daimi üye, 10 tane de geçici üye var. Şu bilgi önemli arkadaşlar, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ndeki daimi üyelerin genel kurulda alınan kararları veto etme yetkisi var. Ne demek veto etme yetkisi? Yani kararı yok sayma, kararı reddetme yetkisi var demek. Kim arkadaşlar bu kararı reddetme yetkisi olanlar? Yazdım burada. Fransa, İngiltere, Rusya, Çin ve ABD. İsterseniz bunların baş harflerini böyle firça diye kodlayıp aklınızda tutun arkadaşlar. Birleşmiş Milletler'de veto yetkisi olan ülkeler ya da Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde yer alan 5 daimi üye ülke. Fransa, İngiltere, Rusya, Çin ve Amerika Birleşik Devletleri. Birleşmiş Milletler'in bir diğer kolu Ekonomik ve Sosyal Konseyi, istihdamı arttırmak, yaşam standartlarını yükseltmek amacıyla kurulmuş. Bu alanda çalışmalar yapıyor. Birleşmiş Milletler Uluslararası Adalet Divanı, burası başlıca yargı organı. Nerede bu yargı organı? Hollanda'nın La Haye şehrinde. Sadece bu arkadaşlar farklı bir ülkede ve farklı bir şehirde. Diğer tüm merkezler New York'ta. Uluslararası Adalet Divanı ise Hollanda'nın La Haye şehrinde yer alıyor. Uluslararası hukuka aykırı sorunları çözmek, hukuki problemlere çözüm üretmek amacıyla var olan bir kuruluş. Birleşmiş Milletler'in bir de sekreterliği var. Bu en üst idari organı ve buraya 5 yıllık görevlerle kişiler seçiliyor. Birleşmiş Milletler'in yan organları, sorularda görürsünüz arkadaşlar, UNESCO, UNICEF, FAO, WHO, IMF, ILO gibi. Burada hepsini ben tek tek yazdım. Bunları not alalım, bunların açılımlarını bilelim. Yani UNESCO'nun eğitim, bilim, kültür örgütü olduğunu, UNICEF'in çocuklara yardım fonu olduğunu, işte Dünya Sağlık Örgütü'nü, Gıda Tarım Örgütü'nü, Uluslararası Para Fonu'nu, bunların hepsini Birleşmiş Milletler'e yan organ olarak not alalım. Bunlar notlarınızın arasında bulunsun. Şimdi geçiyorum İslam İşbirliği Teşkilatı'na, diğer bir siyasi örgüt. 1969 yılında İKÖ adıyla kuruldu, yani İslam Konferansı Örgütü adıyla kuruldu. Neden kuruldu? İsrail'in işgali altındaki Mescid-i Aksa'nın yakılmasının ardından İslam dünyasının bir tepkisi olarak kuruldu. Adı da 2011 yılında değiştirildi. İslam Konferansı Örgütü'nden İslam İşbirliği Teşkilatı olarak değiştirildi. Merkezi Cidde'de arkadaşlar, yani Suudi Arabistan'da. Üye sayısı 57. Türkiye'de kurulduğu tarihten bu yana İslam İşbirliği Teşkilatı'nın üyesi. Hatta 2016-2019 dönem başkanlığını da Türkiye yaptı İslam İşbirliği Teşkilatı'nın. NATO'ya bakıyorum. NATO'nun açılımı Kuzey Atlantik Anlaşması Örgütü. 1949 yılında Sovyetler Birliği'ne karşı Avrupa'nın güvenliğini sağlamak için ABD öncülüğünde kuruldu. Bunları bilelim arkadaşlar. 12 tane kurucusu var. Fransa, Almanya, Norveç, İngiltere, Kanada, Danimarka, Lüksemburg, Belçika, İzlanda, Hollanda, İtalya ve Portekiz.
Ben size baş harflerini kendi içinde böyle akrostiş yapmanızı ya da böyle anlamlı kelimeler yapmanızı baş harflerinden öneririm bu ülkelerin akılda tutmak için. Bence öyle daha kolay oluyor. O şekilde kodlarsanız bu 12 kurucuyu bilirsiniz arkadaşlar. Nerede NATO'nun merkezi? Belçika, Brüksel'de. Türkiye NATO'nun kurucusu mu derlerse hayır diyeceksiniz. Kurucusu değiliz. Biz 1952'de üyesi olduk NATO'nun. Kore Savaşı'ndaki başarılarımızdan dolayı Kore'ye asker gönderdikten sonra NATO'ya üye yaptılar Türkiye Cumhuriyeti'nde. Kurucusu olmadığımızı, sonradan üyesi olduğumuzu bilelim. Hangi amaçlarla kurulduğunu bilelim. Kimler kurucusudur? Bunları bilelim arkadaşlar. Birazcık ezbere dayalı bir konu. Çalışmamız gerekiyor. OPEC'le devam ediyorum. Açılımı petrol ihraç eden ülkeler örgütü. 1960'ta Bağdat'ta kuruldu. Kurucuları Irak, İran, Kuveyt, Arabistan ve Venezuela. 5 tane kurucusu var OPEC'in. Bu 5 ülkeyi bileceğiz. Sonradan üye olan ülkeler de oldu. Katar, Endonezya, Libya, Birleşik Arap Emirlikleri, Cezayir, Nijerya, Ekvador, Angola ve Gabon gibi. Görüyorsunuz genelde Afrika kıtası ülkelerinden bahsettim arkadaşlar çoğunlukla. Bunlar sonradan OPEC'e üye oldu. Merkezi Viyana'da. Bu üyelerin hiçbirinin olduğu ülkede değil, bambaşka bir yerde. Avusturya'da, Viyana'da merkezi. Endonezya daha sonra birlikten ayrıldığı notlarımızın arasında var arkadaşlar. Alalım bunu da. Bu ülkeler dünya petrollerinin %85'ini üreten ülkeler. Ama görüyorsunuz öyle çok da güçlü ülkeler yok burada arkadaşlar. Ham petrol rezervlerinin 2/3'ine, doğal gaz rezervlerinin 1/3'üne sahip ülkeler bunlar. Kurulma amacı petrol fiyatlarını belirleme, petrol politikalarını koordine etme, böyle ortak bir çalışma amacıyla kurulduğunu söyleyebiliriz. Başka da OPEC hakkında bilmeniz gereken bir şey yok arkadaşlar. Kurucularını bilelim, hangi amaçla kurulduğunu bilelim. Yeterli. OECD ile devam ediyorum. Açılımı Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü. 1961'de Paris'te kurulmuş küresel amaçlarla çalışan ekonomik bir örgüt. Türkiye'de bu örgütün kurucuları arasında bunu bilelim. Kimler var bu örgüt içerisinde? AB ülkeleri var. Bunun dışında Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Avustralya, Japonya, Yeni Zelanda, Meksika, Şili, İsrail, Güney Kore gibi böyle pek çok ülkenin dahil olduğu bir örgüt bu. Amacı üye ülkelerde gelişme ve istihdam sağlamak, gelişmekte olan ülkelere katkı sağlamak ekonomik anlamda ve uluslararası ticareti de desteklemek arkadaşlar. Tamamen ekonomik amaçlarla kurulmuş bir örgüt. Ve arkadaşlar bakın 2019 yılında hemen geçtiğimiz yıl AYT'de buradan bir soru gelmiş. Diyor ki bir örgütün kuruluş amaçlarını verdik size. Bu örgüt hangisidir? Az önce söylediğim amaçları bakın burada aynen görüyorsunuz. Ülkelere kendi kendine yetecek ekonomik gelişme ve istihdam sağlamak, gelişmekte olan ülkelere ekonomik destek sağlamak, uluslararası ticaret gelişmesini desteklemek. Yukarıda hep ekonomiden bahsediyor. O zaman ben de şıklarda böyle bir şey aramalıyım. Birleşmiş Milletler siyasi amaçlıydı. İslam İşbirliği Teşkilatı siyasi amaçlıydı. OPEC ekonomik amaçlıydı ama oradaki hedef nokta petroldü. Yukarıda hiç petrolden bahsedilmiyor. NATO zaten askeri bir örgüt. Sorumuzun cevabı E seçeneği, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü OECD olacak. Evet, G20 gelişmekte olan ülkelerle gelişmiş ülkelerin bir arada olduğu bir zirve G20. 1999 yılında ABD ve Kanada öncülüğünde Washington'da kuruldu. Hem gelişmiş ülkeler hem de gelişmekte olan ülkeler var bu örgütün içerisinde. Kimler var? Mesela İngiltere, Rusya, Japonya, Almanya, Fransa, Avustralya gibi gelişmiş ülkelerle Brezilya, Arjantin, Hindistan, Çin, Endonezya, Meksika, Güney Afrika, Güney Kore, Suudi Arabistan gibi gelişmekte olan ülkeler de var. Küresel ekonomik kararlar alır, ekonomik işbirliğini hedefler. Türkiye'de kurucu üyeler arasındadır. Ve G20'nin 2015'teki zirvesine de Türkiye Cumhuriyeti ev sahipliği yapmıştır. Burada biz ne bilelim? Türkiye'nin G20 içerisinde olduğunu bilelim. G20'de hem gelişmiş ülkelerin hem de gelişmekte olan ülkelerin var olduğunu bilelim. Bunun dışında çok da bilmemiz gereken başka bir ayrıntısı yok arkadaşlar. D8. Bu da gelişmekte olan 8 ülke.
1997'de İstanbul'da kuruldu. D8 ülkeleri aynı zamanda İİT üyesi, yani İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi. Demek ki burada hep Müslüman ülkeler var bu D8'in içerisinde. Türkiye var, İran var, Pakistan var, Bangladeş var, Malezya, Endonezya, Mısır ve Nijerya var arkadaşlar. D8'deki ülkeler bunlar. Yeryüzünde ciddi anlamda Müslüman nüfusunda var olduğu ülkeler. Bir de arkadaşlar D8 ile karıştırmayın diye buraya ben not verdim. G8 ülkeleri var. G8 de dünyanın en gelişmiş 8 ekonomisi. D8 gelişmekte olanlar, G8 gelişmişler. Bunlar kimler? Fransa, Almanya, Kanada, İtalya, Rusya, İngiltere, Japonya ve ABD. Arkadaşlar bence yine söylüyorum, bu baş harflerini kodlayarak bir şeyleri aklınızda tutmaya çalışın. Ben öylesinin daha pratik olacağını düşünüyorum sizler için. Küresel örgütlerimizden sonuncusu Greenpeace. Yeşil barış, çevresel bir örgüt. Çevreyi tehdit eden sistemlere karşı barışçıl eylemler yapan, daha yeşil, daha yaşanılabilir bir dünya için çalışan bir örgüt. 1971'de kuruldu. Genel merkezi Amsterdam'da. Arkadaşlar Greenpeace'e ülkeler üye olmaz. Greenpeace'e şahıslar gider üye olur. Çalışmalarına destek olmak isterse. Dolayısıyla böyle Türkiye üyesidir, değildir gibi cümleler kuramazsınız burada. Greenpeace'e ülkeler üye olmaz, şahıslar üye olur. Ayrıca hiçbir devletten, hiçbir siyasi örgütten, bir medya kuruluşundan falan da bunlar sponsorluk kabul etmez. Tamamen bireysel bağışlarla çalışmalarını sürdürür. Hangi alanlarda çalışır? İşte küresel ısınma, ticari balina avcılığını son verilsin, nükleer faaliyetler durdurulsun, nükleer silahlanma durdurulsun, İşte denizlerde aşırı avlanmanın önüne geçilsin gibi. Nerede çevresel bir eylem, çevresel bir uygulama görürseniz aklınıza Greenpeace gelsin. Bakın bu da son yıllarda çıkmış sorulardan biri. Aşağıdaki örgütlerden hangisinin böyle bir süreçten geçerek oluştuğu söylenemez diye sormuş. 20. yüzyılda yaşanan 2. Dünya Savaşı, Soğuk Savaş, bunlar ekonomik, siyasi, askeri alanlarda görülen uygulamalar bölgesel ve küresel örgütleri oluşturma zorunluluğu getirdi diyor. Ve dünya üzerinde küresel, bölgesel ölçekte örgütler kuruldu. Hangisi böyle bir örgüt değil? Yukarıda diyor ki sonra ekonomik, siyasi ve askeri alanlarda işbirliği yapıldı. Burada Birleşmiş Milletler siyasi, NATO askeri, Greenpeace çevresel bir örgüt olduğu için bu uygulamada yer almıyor. Yine Avrupa Birliği bölgesel ve siyasi hem de ekonomik uzantısı olan bir örgüt. OPEC ekonomik bir örgüt ama Greenpeace tamamen çevresel bir örgüt olduğu için sorumuzun cevabı Ceyhan olacak. Gayet kolay bir soru görüyorsunuz arkadaşlar. Şimdi bölgesel örgütlere geçiyorum. Küresel örgütleri bitirdik. Avrupa Birliği ile başlayalım. Avrupa Birliği bir süreç arkadaşlar. 1951'den günümüze uzanan. Ben o süreci burada size sınıflandırdım. İlk olarak 1951'de Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu olarak kuruldu. Sonra 1957'de Avrupa Ekonomik Topluluğu ve Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu adı altında kuruldu. 1965'te bu üç örgüt birleşti. Avrupa Topluluğu adını aldı. Son olarak da 1992'de Avrupa Birliği oluştu. Hollanda'da yapılan Maastricht Anlaşması ile birlikte Avrupa Birliği adını aldı bu örgüt 1992'de. Merkezi nerede derlerse Brüksel'de diyeceğiz. En son üyesi olan ülkede Hırvatistan 2013 yılında üyesi oldu. 28 tane üyesi vardı Avrupa Birliği'nin ama sonra Birleşik Krallık biliyorsunuz ayrılma kararı aldı ve günümüzdeki üye sayısı 27'ye indi. Kimlerin üye olduğundan ziyade bence kimlerin Avrupa'da olup da üye olmadığı önemli, sorularda görüyoruz. Buraya renkli yazdım arkadaşlar, mutlaka not alalım. Norveç ve İsviçre AB üyesi değil. Avrupa Birliği'ne üye olmak istememiş bunlar arkadaşlar. Davetlere rağmen, Avrupa Birliği'nin çağırmasına rağmen Norveç ve İsviçre AB üyesi ülkeler arasında yer almıyor. Avrupa Birliği ile ilgili genel olarak bunları bilseniz yeterli. Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı ile devam edelim. Bu da 1992'de kurulmuş ekonomik ve bölgesel bir örgüt. Merkezi İstanbul'da. Üyelerini buraya yazdım arkadaşlar. Burada renkli yazmış olduğum ülkeler Karadeniz'e kıyısı olmadığı halde bu örgüte üye olan ülkeler. Dikkat edin arkadaşlar.
Türkiye, Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan, Moldova, Rusya, Ukrayna, Bulgaristan, Romanya, Arnavutluk, Sırbistan ve Yunanistan Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'na üye. Ama Azerbaycan'ın, Ermenistan'ın, Arnavutluk'un, Sırbistan'ın ve Yunanistan'ın aslında Karadeniz'e kıyısı yok. Yani illaki bu örgüte üye olmak için Karadeniz kıyısında yer almak gerekmiyor. Bağımsız Devletler Topluluğu 1991'de Rusya, Beyaz Rusya ve Ukrayna önderliğinde kuruldu. Daha sonra buraya Azerbaycan, Kazakistan, Ermenistan, Kırgızistan, Moldova, Tacikistan, Türkmenistan, Özbekistan ve Gürcistan üye oldu. Yine burada renkli yazdığım Ukrayna, Türkmenistan ve Gürcistan sonradan Bağımsız Devletler Topluluğu'ndan ayrıldı. Siyasi bir örgüt olmasına rağmen ekonomik özellikler de kazanmış bir örgüt. Bu ülkeler birbirleriyle ekonomiyi de canlandırmak adına çalışmalar yapıyorlar. Ben sorularda çok karşınıza gelecek örgütlerden biri olduğunu düşünmüyorum arkadaşlar. Ama kitabımız da var. O yüzden ufak tefek bilgileriniz olsun Bağımsız Devletler Topluluğu'yla da ilgili olarak. Son olarak NAFTA'dan bahsedelim. Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması demek. Kuzey Amerika'daki 3 ülke ABD, Meksika ve Kanada arasında imzalanmış, ekonomik amaçlarla kurulmuş bölgesel bir örgüttür NAFTA'da. Küresel ve bölgesel örgütlerle ilgili bilmeniz gerekenler bu kadar arkadaşlar. Mutlaka notlarınızı alın. Ezbere dayalı bir konu olduğu için de iyi çalışmanız gerekiyor. Kolay gelsin.